Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Üzümlü kakaolu kek yapacağız. Malzemelerimiz: bir bardak sütümüz var, bir bardak sıvı yağımız var, 3 tane yumurtamız var, bir bardak şekerimiz var, bir kaşık kakaomuz var, bir paket kadar vanilya var. Paketlerinden çıkardık onları. Bir paket kabartma tozumuz var, üzümümüz var. Daha önce üzüm kurularımızı yıkadık, seçtik, temizledik, yıkadık bunları. Bir de unumuz var. Şimdi önce yumurtalarımızı kıralım. Yumurtalarımızın beyazını ayrı koyacağız, sarılarını ayrı koyacağız. Önce böyle beyazlarını ayırıyoruz, sarılarını bu şekilde. Böyle ayrı koyuyoruz. Şimdi yumurta beyazlarımızı ayrı koyuyoruz. Onları daha sonra çırpacağız. Yumurta sarılarımızı alıyoruz. Şekerin yarısını ona ekliyoruz. Diğer yarısını da beyazlarına koyacağız. Bu şekilde şimdi çırpalım onu. Spatulamızla yapacağız bunu. Bu şekilde karıştırıyoruz. Yani bunu çırpmaya gerek yok. Öbürünü mikserle çırpacağız. Şu şekilde biraz karıştırıyoruz onu. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Sütümüzü de ekliyoruz. Unumuza bir bardaktan fazla bir un ekleyeceğiz, eleyeceğiz. Elemediğini koymuyoruz. Yani o kekin kıvamına göre, bazen yumurtanın şeyine göre tutmuyor. O yüzden böyle üzerinde koyuyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Vanilyamızı koyuyoruz. Hepsini böyle eleyerek ekleyeceğiz. Kakaomuzu sonradan diğer kısmı, iki kısmı ayıracağız bu içini. O zaman ekleyeceğiz. Kekimizi şu kıvamda yapıyoruz. Yani çok sıvı yapmıyoruz. Böyle çok da katı olmayacak. Böyle bir kıvamda olacak. Eleyerek unumuzu, her şeyimizi ekledik. Şimdi yumurta beyazlarımızı çırpacağız. Şimdi yumurta beyazımızı, iyice katılaşmış yumurta beyazımızdan ekliyoruz buraya. Bunu hemen birden eklemiyoruz, sinmesin diye. Yani bunu daha iyi böyle bir kabartsın diye koyuyoruz. Yumurta beyazımızı da geri kalan şekerle çırptık. Bu şekilde bunu iyice karıştırıyoruz, yavaş yavaş yediriyoruz. Daha iyi kabarsın diye yapıyoruz bunu. İyice böyle katılaşmış şekilde, çırpılmış şekilde bunu eklemek gerekiyor. Fazla böyle kabarmasını engellemeyecek şekilde çırpmıyoruz onu mikserle. Mikserle çırparsak bunun bu şey iner. Şöyle harika bir kıvam alıyor. Kıvamı çok harika oldu. Şimdi onu kabına yerleştireceğiz. Bir de kabımız var, silikon bir kek kalıbımız. Bunu da yağlıyoruz. İçine yağ koymuşuz. Sıvı yağlamını yağlıyoruz, kolay çıksın diye. Silikon olmasına rağmen yine yağlıyoruz, orada kalmasın, yapışsın, yapışmasın diye. Şimdi onu koyacağım. Şimdi kek kalıbımıza koyuyoruz. Böyle
Böyle bir taraftan koyuyoruz onu. Şimdi birazını ayırdık. Ona da kakao ilave edeceğiz. Bu şekilde o şimdi yerleşecek orada. İki tarafı eşit olana kadar böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi diğer ayırdığımız kısma kakaomuzu ekliyoruz. Bir kaşık kadar bir kakao ekliyoruz. Yani onun içine desen vermek için bunu yapıyoruz. Bu şekilde bunu karıştıralım. Şimdi üzüm kurularımızı azıcık un ekliyoruz. Tamamen dibe inmesin diye. Böyle yukarıda kalsınlar. Unlamazsak dibine inerler. Hepsi dibde toplanır. O yüzden biraz un koyuyoruz, bir kaşık kadar. Unluyoruz bunları. İçine karıştırmadık. Zaten o inecek içine. Bu şekilde içine atıyorum. Şimdi kaşıkla bunları hafiften böyle bir karıştırıyorum. Şimdi geri kalan üzüm kurumuzu da bu kakaoyu ekliyoruz. Üste olacağı için onu ekliyoruz. Onları karıştırmıyoruz. Diyoruz keki. Yerinde diğer taraf. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra hafiften bir karıştırıyoruz. Hafiften. Çok karıştırmıyoruz. Dalga olsun içinde diye. Böyle hafiften bunu yapıyoruz. Bu şekilde. Pişince zaten şey yapacak. Üzerine az susam serpeceğiz. İsteğe kalmış bu. Başlangıçta söylemedik ama isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Üzerine susam serpiyoruz istediğiniz kadar. Şimdi pişmeye koyacağız. Fırını ısıtmadık. Şimdi birlikte ısınacaklar. 180 derecede alt üst ayarda pişireceğiz. Böyle hafiften de yere vururuz bunu, yerleşsin diye. Kekimizi pişmeye koyduk. Kekimiz pişiyor şu anda. Kekimiz pişti. Şöyle bakabiliriz. Kürdanımıza hiçbir şey yapışmıyor. Bu pişmiştir. Bunu koyduğumuz zaman hiç açmadık ağzını fırında. O şekilde pişirdik. Kabardı. Kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Yoksa yani yanabilir. O yüzden bu şekilde bekledik. Hiç ısıtmadan, ön ısıtma yapmadan pişirdik. Kekimiz servise hazırdır. Yapanlara afiyet olsun. Çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi kakaolu, üzümlü, şifon bir kek oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.